Merhaba WebTekno takipçileri. Bu videomuzda Xiaomi'nin yepyeni akıllı telefonlarından bir tanesi olan Mi 11 Ultra'yı yakından inceliyoruz. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sadece kendim merak ettiğim soruları soracağım. Xiaomi Mi 11 Ultra heyecan verici bir akıllı telefon. Çünkü tasarımsal anlamda farklılıkları var. Zaten şöyle uzaktan bile baktığında doğrudan gözüne çarpar. Bak mesela şöyle yapayım. Ozan Bey şimdi bu telefonu neden Ultra demişler? Ultra demişler çünkü Mi 11 serisinin en üst düzey akıllı telefonu bu. Cihazı bize Tekno Mehmet gönderdi. Ona teşekkür edelim buradan. Tasarım biraz ilginç. Bence tasarımdan ondan başlamak istemiyorum. Ben her zaman kameradan başlarım. Şimdi kameranın arkasına şekilli şukullu bir ekran koymuşlar. Evet. Bu ekran ne işe yarıyor? Yani bu mesela ekran, ben bu telefonla aldım, selfie çektim, fotoğraf çektim. Instagram'da 5000 like'ım var mı? Yani o takipçinle alakalı. Kameranın bir like getirisi çok söz konusu değil. Ben ana kamerayla selfie çekebilme fantezisini çok seviyorum abi. Bu arkada bulunan ufak ekran. Buna ufak ekran falan diyoruz ama aslında bu Xiaomi'nin Mi Band 5 bildiğin onun ekranını buraya alalım. Mi Band 6 çıktı. Niye onun ekranını koymamışlar? Muhtemelen ellerinde kalan Mi Band 5'lerin ekranlarını buna araya bir yere koyalım falan. Fakat şu olay sıkıntı bak. Duruyor telefon bildiğin. Bana çok fazla geldi bu çıkıntı. Bunun en garip olayı da şu. Ben genelde akıllı telefonumu kullanırken şu şekilde kullanırım. Böyle tuttuğumda bak telefon tutamıyorum ben. Sürekli bir düşme eğiliminde. Yani bu kamera kurulumu ağırlık merkezini doğrudan bozmuş cihazın. Peki kameralardan devam edelim. 3 tane kamera var bu akıllı telefonla. Ana kameramız 50 megapiksel. Samsung'un bir sensörünü kullanıyor. 5x optik, 120x'te dijital yakınlaştırması var. Fotoğrafı çekeyim de bir yerde hatıra olarak kullanayım desen 120x'lik hiçbir işe kullanılmaz. Yaramaz. Instagram'a evet. Koyulmaz mı? Yok bu konmaz. Yani için koyabilirsin istiyorsan. 5x çekersin, 10x çekersin, 120x çekersin, üst üste story atarsın, şekil olur bu kadar yani. Ana kamerayla çekilen fotoğraflarda ekrandaki görüntüyle ortaya çıkan fotoğrafın arasında bayağı fark var. Olumlu mu olumsuz mu dersen o anki sahneye göre, o anki ışığa göre, o anki ortama göre bayağı arada bırakıyor insanı. Dolayısıyla ben ana kamera performansının dünyanın en iyi akıllı telefon kamerası olma noktasında biraz arada kaldığını düşünüyorum. Renkler falan çok abartıyor, keskinlik. Bir de şöyle bir şey, Samsung'un sensörünü kullandığı net belli yani. Özellikle renklerde bariz bağırıyor Samsung'um der. Bu cihazda çekilmiş bir fotoğrafı koyun mesela. Samsung kırmızısı diye bir şey var hocam. Evet yeşili ve kırmızısı. Periskop kamera var. 48 megapiksellik f4.1'lik bir periskop kamera var. Ve tabii ki bir de 48 megapiksellik ultra geniş açılı bir kameramız görev yapıyor. Aynı ailedeki diğer telefonlara göre daha başarılı gibi sanki. Biraz daha öyle ama işte ultra ya ondan aynen. Dolayı. Yani onlardan kıstıklarını buraya eklemişler. Doğru söylüyorsun. Sonuç olarak ama şöyle bir durum var. Fiyata da eklemişler. Aynen öyle. Hem fiyat eklemişler hem de ultra geniş açılı kamerası. 123 derecelik bir çekim kabiliyetine sahip olsa da ne yazık ki sağdan soldan müthiş uzuyor. Yani bir tane fotoğraf çekelim dedik. Benim kolum bildiğin boyunla aynı çıkmış. Peki evet. Ozan Bey ben bunu aldım video çekiyorum. Nasıl çekiyorum? Videoda 8K var. Yani her ne kadar şu anda birçok son kullanıcıyı ilgilendirmiyor olsa da bu. Bunu hep söylüyoruz. Neye ilgilendirmiyor? Bak benim arkamdaki televizyon 8K. Şu an mesela sen Türkiye'deki 10 ya da milyonda 100 kişiden bir tanesi falansın yani. Yani 8K şu anda tamamen şov. Peki Ozan şunu soracağım. 8K'yı bir kenara koyalım. 4K videolar nasıl? Saniyede kaç kare çekebilir ve sabitleyebiliyor muyuz? Optik imaj sabitleyici var. Cihazı çalışıyor. Ama video tarafı gerçekten yine böyle Android'de yaşadığımız hani şu video sıkıntısı var ya hep konuştuğumuz. Yani bu cihazda da sonuna kadar bunu hissettiriyor bize. Bazı ayarları açınca birinden vazgeçiyorsun. Diğerini açınca diğerini kapatıyor. Mesela Super Study Mode koymuşlar. Bunu açtığımızda cihazın ultra geniş açılı kamerasını kullanarak görüntüyü birazcık da böyle kırparak görüntünü sabitlenmesini sağlıyor. Şu hareketi sağlıyor. Yapıyor değil mi? Aynen şöyle. Öyle. Ve bunda bir de Super Study Pro diye bir şey var. Onu da kullanabiliyorsun ama bu ikisini de açtığında görüntü doğrudan 1080p 30 fps sabit. Diğer bütün görüntü seçeneklerini kapatıyor. Şu ışıkta çeksek ne olur? Bu ışıkta çeksek güzel beklemediğimiz mi? Evet kötü bir sonuç çıkar. Düşük ışık performansı kötü olur. Video tarafında eklemek istediğim birkaç şey daha var. HDR mod koymuşlar. HDR modu açtığımızda da yine birçok özellikten feragat etmemiz gerekiyor. Mesela ultra geniş açılı kamerayla video çekmek isteseniz çekemiyorsunuz HDR modu açtığınızda. Aynı şekilde görüntünün yine çözünürlüğünde de bazı şeylerde kısıtlamalara gidiyor ve video çekerken aşırı ısınıyor akıllı telefon. 8K tarafında mı yoksa hepsi? Kamerayı kullanırken bu akıllı telefon ısınıyor desem hiç yalan olmaz. Ön kameraya doğru geçeyim istersen. Buyurun yani selfiler. Bu tarz tasarlanmış bir akıllı telefonda ön kamerayı ben açıkçası kullanmazdım. Yani görüntülü görüşmeler için kullanılabilir. Evet onun dışında kullanmazdım. Çünkü hani arka kameralarının fotoğrafını hani şöyle böyle dedik ama tabii ki şu anda piyasadaki birçok selfie kamerasından çok daha iyi arka kameralar. Yani tartışılmaz bu. Ama bu arka kameralarla çekeceğiniz herhangi bir selfie şu anda piyasada rakipsiz tabii ki. Öyle konuşmak lazım. Yani selfie olarak kullanacaksak arka kamerayı. Bu cihazda
ön kamerayı kullanmazdım ama adamlar koymuş 20 megapiksellik bir ön kamera var. Güzel sonuçlar iyi ışık altında ortaya çıkartıyor ama ışık düştüğünde maalesef kötüye doğru gidiyor. Ki Ozan senin için o zaman bir hayal kırıklığı kamera tarafı. Yani ben daha iyi bir performans bekliyordum. Yani kötü değil, Mate 40 Pro kamerası değil. Peki aynı hayal kırıklığını ekranda yaşadın mı? Ekranda yaşamadım. Hatta çok şaşırdığım bazı iyi özellikleri var. Ekran 6.81 inç. Bayağı böyle büyük bir ekranımız var. Zaten %91.4'lük ekran kasa oranı var bu cihazda. Şimdi Gorilla Glass Victus'a geliyor. Bu güzel bir olay. Çünkü en güncel ve en sağlam aslında akıllı telefon camı diyebiliriz. 1440'a 3200 piksellik bir çözünürlüğü var. Ekrandan parmak izi okuyabiliyor. Panel yapısı gereği tabii. Hızlı mı parmak izi okuması? Çünkü bazıları biliyorsun fıtık ediyor bunların. Evet. Ya görevini tam olarak yerine getiriyor mu? Fazlasıyla yerine getiriyor ekrandan parmak izi okuyucu. HDR10 Plus desteği var ekranda. Bu benim takdir ettiğim bir şey. Nerede işimize yarıyor Ozan Bey? Özellikle bu? Netflix'te. Çünkü Netflix'te bayağı lisanslı videolar var. Yani Netflix lisansını para ödemiş Xiaomi. Satın almış bu akıllı telefonda. Doğrudan Netflix'teki HDR sertifikalı içerikleri izleyebiliyorsun ve bunun deneyimini aktarmam hani tamamen görünce anlarsınız diyebileceğim bir şey. Ekran iyi mi dersiniz? Yani ben ekrandan memnun kaldım. Daha ne olsun? Performansı iyi. Evet. Yani 120 Hz'lik bir yenileme hızı var. Sürekli 120 Hz yenileme yapabiliyor. Biliyorsun birçok marka bunu adaptif olarak veriyor ama bu cihazda sürekli 120 Hz hep açık. Pil ömrüne peki olumsuz bir etkisi olmaz mı? Always on display biliyorsun işte her zaman açık ekran. Ama gün sonunda bu akıllı telefonların piline %5 ile %7 arasında bir eksi yazan özellik bunlar aslında. Şöyle düşün. Şimdi sen bir markasın bir akıllı telefon çıkaracaksın. Buna %20'nin pilini daha fazla götürecek bir özellik ekler miydin? Eklemezdim. Yani. Ve dolayısıyla şu anda adaptif falan koyulmasının da tek sebebi aslında oradaki paneli yazılımla bir şekilde hani daha ucuza getirmek için. Ama bu cihazda iyi bir panel kullanılmış. Ve bu panelin de hakkını vermiş Xiaomi. Doğrudan 120 Hz yenileme hep açık. 60 Hz'de kullanırsanız gün sonunda belki piliniz %5 daha az gider. Ama 120 Hz kullanırsanız %5. Yanlış söyledim. Anlayan anladı o zaman. Evet. Sıkıntı yok. Bilinize çok büyük bir evet yok yani büyük bir etkisi olmuyor. Yok diyebilirim sizlere. Şimdi Ozan Bey, telefonun kamerayı konuştuk. Kamerayı konuştuk. Tasarım ekrandan ama bahsettik. Peki bu öğeleri birleştiren şey, çalıştıran hiç şey, donanım. Yani, hiç sormayacaksın. Bunlar hepsinin yani bir arada birleştiği, hepsinin gittiği bir araya getirdiği yer. Tabii ki işlemci. Eğer olur da Mi 11 Ultra alırsanız arkadaşlar, ülkemizde 5G kullanılmaya başlandığında 5G'yi kullanabiliyor olacaksınız. İşlemci değil. Snapdragon 888 5G'li bir model var ve bu cihazda 8 GB ve 12 GB'lık farklı versiyonları olan bir model. Aynı zamanda depolamada da 256 ya da 512'lik farklı modelleri bulunuyor. Bizdeki cihaz 12 GB'lık bir RAM var. Çok iddialı bir teknik detay tablosuna sahip olsa da bu akıllı telefon testlerde nasıl sonuçlar ortaya çıkartıyor dersen benzer teknik özelliklere sahip olan diğer akıllı telefonlara göre biraz daha düşük bir puan aldı bu cihaz. Bu testler tamamen sentetik testler. Bunu tamamen sizler istediğiniz için aslında yapıyoruz bu tarz testleri biz. Ama şunu net söylemek lazım. 3 sene belki 4 sene rahat rahat kullanabileceğiniz teknik anlamda bir akıllı telefon şu anda elimde duruyor. Yani oyun performansını bayağı beğendim. Özellikle yüksek yenileme hızını destekleyen oyunlardaki performansı gayet yerinde. Şurada bir ibare var. Harman Kardon yazıyor. Mi 11 Ultra neredeyse 7-8 yıldır teknoloji editörlüğü yapıyorum. Bugüne kadar elime geçmiş en iyi hoparlöre sahip akıllı telefon. Daha iyisini ben görmedim. Yani Mi 11 de çok iyi. Mi 11 Pro da çok iyi hoparlörü. Ama Mi 11 Ultra'nın hoparlörlerine yani resmen bittim. Ya Harman Kardon'u koymuş buraya. Harman Kardon zaten artı 5000 falan demek. Fiyat anlamında minimum. Daha önce bunu çok gördüm. Birçok bilgisayarda yazıyor. Harman Kardon yazanı var, Bose yazanı var. Var, oğlu var yani. Ama orada sadece yazı olarak yer alıyordu. Bu cihazdaki ses performansı çok iyi yani. Stereo hoparlörler var tabii üstünde. Onu söylememe gerek bile yok bence ama bayıldım. Ben bataryadayım. 5000 mAh'lik bir batarya var bu cihazda. Bir günü rahat götürür mü? Götürür. 67 Watt'lık bir kablolu şarj desteği bulunuyor ama şimdi bu cihaz bize test ürünü olarak geldiği için elimde şu an benim adaptör olmadı. Yani adaptör çıkıyor kutusundan. Sıfırdan 100'e yaklaşık yarım saatte şarj edebiliyorsun bu 67 wattlık adaptörle. Ama tabii bu cihazda bir de 67 wattlık kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Yani bu da güzel bir detay. Kablosuz şarjda son nokta diyebilir miyim? 100 watt vardı. 100 wattı daha önce gördüm. Ama şu an son kullanıcıda çok ulaşılabilir değil. Ama bu cihazda ulaşılabilir. Onu alırsan eğer. Ya kablolu veya kablosuz şarj arasında aslında efsane bir fark yok burada. Yok. Hiçbir fark yok diyebiliriz. Evet. O güzel bir şey. Tersine tabii şarj. 10 wattlık destek bulunuyor. O da güzel bir detay. Eğer elinde bir aksesuar varsa, küçük pile sahip bir şey varsa hızlıca doldurabilirsin. Şimdi gelelim kendi harbiden yorumlarıma. Mi 11 Ultra'yı alır mıydım? Alırdım. Bazı eksik yanları olabilir ama gün sonunda gerçekten güzel bir akıllı telefon olmuş ama beni sesiyle net tavladı. 913 dolarlık bir başlangıç fiyat etiketi var. Bizdeki cihaz 1000 dolar bandında diyebiliriz. Türkiye satış fiyatı da bunun üstüne bir 1000 daha eklemek istemiyorum ben. 750 kalbim, ekle. Kalbim dayanmıyor yani buna. Abi 500-600 dolar da eklediğimizde evet dediğin gibi 1500 ila 1700 dolar bandında bir şey olur Türkiye fiyatı da. Ya bu cihazı ülkemizde ben çıkartacağını çok fazla tahmin etmiyorum. Ben de tahmin etmiyorum. 15.000 bandının üstünde bir cihaz olur.
insanların tepkisine yol açabilir marka anlamında. Çünkü Xiaomi biliyorsun uygun fiyata en iyi cihazları satmaya çalışan, bunu da aslında bakarsan dünya genelinde bir şekilde gerçekleştiren bir marka. Ama bu cihazda dünya genelinde de fiyat bence diğer modellerle, diğer markalarla yakın. Çünkü zaten bu teknik özellikleri sahip cihazlara da baktığımızda hep 900 ile 1300 dolar, 1200 dolar bandında. Benzer fiyatlarda yani. Bu cihazın aslında... Hocam pahalı da... diyorsun işte ya. Pahalı. Yani uzatmaya gerek yok. Alır mıydın, almaz mıydın? Alırdım. Bize bunu da gel. Ya bu parayı ödeyecek olsam alırdım. Bu telefonu alırdım. Alırdım. Cebinde bu kadar para var. Markette de bu satılıyor. Gidiyorsun bunu alıyorsun. Evet, alırdım. O zaman güzel. Bitti. Var mı söylemek istediğin son bir şeyde? Söylemek istediğim şey cihazı... O zaman görüşürüz arkadaşlar. Cihazı beğendiyseniz harbiden bence alabilirsiniz. Sen alır mıydın? Ben almazdım. Çok pahalı ama şöyle Android bir cihaz alacak olsaydım sırf o arka kamerası yüzünden düşünebilirdim almayı. Hoparlör? Farklı. Hoparlör çok fazla bir şey izleyip dinleyeceksem kulaklık kullanıyorum. Ben beni çok etkileyen bir özellik değil hoparlör. Ama o kameradaki inovasyon benim hoşuma gitti. Tercih edebilirdim. Beğenmene sevindim. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar iki yanımızdaki diğer içeriklerimizi izleyebiliriz. Hangimizin iki yanındaki? İki yanımız. İki yanımdaki. İki yanımda bulunan diğer içeriklerimizi izleyebilirsiniz sevgili dostlar diyeyim. Ve ortada bulunan bağlantıdan da abone olup abone olduktan sonra da çanı açmayı ihmal etmezseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın efendim. Zille çaldı. Biz gidelim.